Turkiya, Hatay viloyati shahar va qishloqlari zilzilada vayron bo'ldi. Ammo Erzin shahrida bironta ham bino qulamadi. Erzin zilzila markazidan atigi 100 chaqirim uzoqda joylashgan. Shahar binolari tik turibdi. Faqat masjid minorasi va bir nechta uy zarar ko'rgan. Ölümümüz yok, şükürler olsun Rabbime. Binalarımızda sadece hasar. Zilzila Erzin shahriga nega zarar yetkazmadi? Birçok nedeni olabilir bunun. Yani jeolojik nedenleri, işte tek katlı olması, müteahhitlerimizin daha dikkat etmesi. Erzin daha çok müstakil yapılaşmanın olduğu bir ilçemiz. En fazla katımız 6 kat. Bu bina kütle olarak zarar almadan dayanabilmiş, ayakta kalmış. Ama arkadaki bina da yeni binamız. Bunlar da hep yönetmeliğe uygun şekilde yapıldığı için bu şekilde en azından insanların can güvenliğini sağlayabiliyor. Çalma olayları ya da ne bileyim usulsüz, kaçak bu tarz binalar yapılmıyor. Hokimga ko'ra qonun qoidani buzishga izin berilmaydi. Ruhsatsız bina yapacağım. Bana görmezden gel demeye çalıştım. Ben hiçbir şekilde de bunlara kendi adıma müsaade etmemeye çalıştım. Erzin, İskenderun botığı da joylaşken. Biroq, zilzila çizgi üstüde emas. Kum taşı, çakıl taşı, man gibi sedimenter birimlerle doldurulmuş bir basen bu. Osmaniye olsun, dört yol olsun, İskenderun baseni içerisindeki sedimanların kalın olduğu çukur alanlarda yer almaktadır. Fakat Erzin temelin yükseliminin olduğu bir noktada yer almaktadır. Hemen altında Erzin ilçesinin temel kaya dediğimiz temel bir yükselim mevcuttur. Büyük olasılıkla bu basenin temelindeki bu yükselim bu felaketten Erzin'i bir nebze koruduğunu düşünmekteyiz.